وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهِ Bu Cenab-ı Hakk'ın sünneti. Kötü plan kuran, kötü tuzak kuran Cenab-ı Hak'a karşı nice tedbirler aldılar. Nice toplumlar yeniden inşa etmek üzere hazırlıklar yaptılar. Nice toplum mühendislikleriyle toplumları Allah Azze ve Celle'ye saygıdan ve dinlerinden soyutlamak için adım adım tedirici olarak ilerlediler. Ne oldu? وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ illa bi بِأَهْلِهِ Kötü plan sahibinin başına geçti. Diğer taraftan bir uyandılar. Kendi çocuklarından Allah Azze ve Celle'yi sevmeye, saymaya ve O'nun gönderdiği bu son hak dini kabul etmeye, sahiplenmeye çalışan yeni bir neslin oradan çıkmaya başladığını gördüler. Buradan uğraştıklarına mukabil Cenab-ı Hak onlara öyle bir karşı plan yaptı ki kendi öz yurtlarında kendi öz çocuklarını Cenab-ı Hakk'ın önünde o istemediği kıyafetlerle, o görmek istemediği kıyamda, rükuda ve secdede görmeye başladı. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Burada istihza edip insanları Allah Azze ve Celle'nin dinine karşı pervasızca kışkırtanlar, kendi öz yurtlarında gayet samimiyetle Cenab-ı Hakk'a boyun eğen, ve bu hususta وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِم Hiçbir kınayıcının Kınamasını aldırmayacak kadar Gözünü karartan Üstelik kendi öz kanlarından Canlarından müminlerin Yetiştiğine tanık oldular Bu Allah Azze ve Celle'nin Planıdır Kafirler ne kadar istiza ile de olsa Para vererek bu işi çok ciddiye alıp Filmde senaryosuyla Şarkıda türküde sözüyle herhangi hayatın her mecrasında dine ve İslam'a karşı insanları şartlandırmaya dönük istihza dolu çabaların tamamını Allah Azze ve Celle biliyor ve bunların karşılığını onlar için hazırlıyor ve bu çabayla Cenab-ı Hakk'ı hayattan bütünüyle kovmak istedikleri süreçte onlara hesabı tam tersinden kendi başlarına geçiriyor. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ Bu da bizim bir sonraki ayet-i kerimemiz. Cenab-ı onların değindikten sonra şimdiki halimizi sordu. Dedi ki onlara sor de ki sizi hali hazırda kim koruyor? Şu an قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِالْلَيْلِ <laughs> وَالنَّهَارِ Cenab-ı Hak size bir kötülük edecek olsa, sizin mevcut durumda Allah Azze ve Celle'ye karşı bir savunma sisteminiz mi var? مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ Rahman. Buradaki sistemin bir gecesi var, bir de gündüzü var. Gecesi mi korkunç, gündüzü mü korkunç? Hangisini evdiriyorlar? Allah Azze ve Celle'nin azabı gelse, gündüz gelse, beyaten ev nehara, mehza yesta'cilu minhul mucrimun. Hangisini ivedi istiyorlar? Gece mi tercih ederler? Gündüz mü isterler? Bulunduğumuz bu akış içerisinde Cenab-ı Hakk'a karşı onun bu temel sistem olarak yürüttüğü yıldızlarıyla, gök cisimleriyle, gezegenleriyle Allah Azze ve Celle'ye karşı biz bir erken uyarı sistemini oluşturmuşuz? Mevcut sisteme buyruğumuzu geçirmişiz, emrimizi de hareket ettiriyor. Bölgeyi artık müstakil olarak kendi yönetimimiz altına almışız. Hudutları artık Cenab-ı Hakk'a ve onun ordularına karşı muhafaza edebilmeye başlamışız da mı? Allah Azze ve Celle'ye uzaktan uzağa artık tiye almaya, istiza etmeye, laf atmaya çabalıyoruz. Durumumuz o kadar komik ki. Cenab-ı Hak diyor ki avucumun içerisindesiniz. Vel ardu cemiyen kabdatuhu. Arz bütünüyle Allah Azze ve Celle'nin kabzasındadır. Ve semavatu matuiyyatun bi Gökler Allah Azze ve Celle'nin sağında dürülüdür. Arz kabzasında gökler Cenab-ı Hakk'ın gücünün, kudretinin içerisinde sağında dürülü bir vaziyette. Vallahu minwaraim muhit. Allah onların ardını bütünüyle kuşatmış durumdadır. Kaçacak bir yer yok. Yani her taraftan sarmışlar. Bütün namları ona yöneltmişler. Bu kadar çaresiz durumdayken istihza ediyor olduğunu düşünün. Bu kadar çaresiz durumdayken baş kaldırıyor. Kimse bir şey yapamaz diyor. Bir de küçük görüyor, hafife alıyor olduğunu düşünün. Vallahu min varaihi muhit. Bu kadar savunmasız bir durumda olan insanın kendisini iyi hissettiğinde henüz çok zaman var sandığında ve o serbestliği yaşadığında bu gayb dediğimiz steril alanda iradesinin ne kadar onu rahat istediği her şeyi yapabilmeye açık bıraktığının bir kanıtı. Yoksa akledecek olsa Hali hazırda Cenab-ı Hakk'ın kudretinin içerisinde kıs kıvrak ve çaresiz bir haldeyim. İçimde atıp duran kalbimi Cenab-ı Hak attırıp duruyor. Nefesimi Cenab-ı Hak aldırıp duruyor. Ben hali hazırda O'nun çevirdiği bir makinayım. O'nun yaşattığı, nefes alıp verdirdiği bir cismim, bir varlığım. Ben O'nunla nasıl böyle bir istihzayı var eden kudretle nasıl böyle bir didişmeyi başkandırı göz alıyorum. Onlara de sor. Men yekle okum. Yani kimse mi var arkanızda? Bu gücü nereden alıyorsunuz? Bu cesareti nereden alıyorsun? Onların bir şeysi olmadığını biliyor Cenab-ı Ya Rabbi bizi kimsenin korumasına gerek yok. Kendi kendimizi koruyoruz dese gülünç duruma düşeriz. Çünkü sabahında hastalanıyoruz, akşamında tembelleşiyoruz. Gecesinde uyumak zorundayız. Sabahında yemek zorundayız. Acıkıyoruz. Yemezsek, soluk almazsak, dinlenmezsek devam ettiremiyoruz. Bunları bizi var eden kudret varlığımıza işlemiş. Hayat her tarafıyla belli zorluklarla kuşatılmış. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ fi كَبَدْ Bu zorluklar içerisinde bizi yaratmış ki zorluğunuzun akledersek şayet bilincinde farkında olalım. Bizden ilah milah olmaz. Biz ilahlaşsak ancak kendimizi kandırmış oluruz. Bizden ilah çıkmaz. Biz o yegane kudretin yarattığı mini minnacık, çaresiz, çelimsiz varlıklarız. Bir başka ilah da yok ki ona sığınıp ondan güç ve cesaret alarak Cenab-ı Hakk'a meydan okuyalım. E o zaman, o zaman akledip ne kadar mantıksız bir durum içerisinde olduğunuzu görmeniz gerekmez mi? diyor Allah Azze ve Celle ayetleriyle böylesi mücrimlere kul ki, men yakla kim koruyor sizin arkanızda kim var başka bir ayette Cenab-ı Hak diyor ki emlahum alihatun bir sonraki ayetmiş o da temnahum min dunina onların başka ilahları mı var bize karşı onları koruyorlar çünkü yaptıklarının sanki dışarıdan bakınca böyle anlaşılır. Bir güvenceleri var, bir dayanakları var. Halbuki olmadığını deşifre etmek üzere Cenab-ı Hak bu soruları bize soruyor. Neyine güveniyorsun? Cenab-ı Hakk'ın yasağını başta göze alarak o gün yedin 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 faizi. Şimdi dün göze dün adım attığın işlediğin bu cürmü bugün Cenab-ı Hakk'a karşı yerindeliğini tartışıyorsun. Niye haram oluyor ki? Niçin yasak ki? O eskide kaldı. Faiz de alışveriş gibi bir şeydir. O da parasını satıyor diye bu adıma gelmesi Cenab-ı Hakk'ın hükümlerini yersiz ve değersiz olarak tarif etmesi önceki cürmünün üzerine gelen yeni bir cürüm dalgasıdır. Akulu kavli hada ve estağfirullah el azim li ve lekum ve